Nasılsınız? İzinsiz neden öpüyorsunuz beyefendi? Nasıl? Yani... Sizden hoşlandım ama gerçekten onun için öptüm. Kendinize güzel, gelin gözlerinize ama. Gözlerinize baksana, geçen çok güzel gözleriniz var. Yemin ederim. Gerçekten. Çok güzel. Kendinize gelin lütfen. Ben bir şey yok. Ben birine konuşurken... Birisi benimle konuşurken dayanamıyorum, böyle yapıyorum. Yani. Alışkanlık bu yani. Bendeki... Recep Bey, tikiniz mi var Recep Bey? Koluma dürte dürte bilet. Bunda bir şey yok. Alışkanlık diyorum ya. Herkese bir alışkanlık Recep Bey, var yani. Recep Bey, tikiniz mi var? Ya, tikiniz mi var? Evet. Boş ver, sen kafanı yorma. Bunda bir şey yok hani. İleride kurtuluruz belki bundan da yani. Gerçekten. Olamaz mı? Onun için hemen susunuz niye? Ya kolumu acıtıyorsun. Bir şey olmaz. Kafana uyarmadım. Acımaz. Ona şey yaparım. Allah Allah. Biliyor musun? Beyefendi bir dürtme. Ben bu kadar çizgisi kaldım yaparım. Ya bir dürtme. Ooo sen de maşallah var. Ya dürtme bir ya. Ama sen yapıp da konuşuyorum ama. Alışkanlık diyorum. Dürtmeden ama... konuş, dürtmeden. Ama el gidiyorum mecbur, el atıyorum. Ya bir dur. Allah Allah. Dürdane Hanım. Çok kuvvetlisiniz maşallah. Oğlum acıtsın. Ben şöyle yapıyorum sadece. Yani. Dürdane. Ben bir bayana acıtmam ki ya. Da... Yapar mıyım ben öyle bir şey yani? Dürdane Hanım ben, yapamam öyle bir şey biraz olmaz yani. Durun. Yavaş, böyle yapıyorum yani. Ya beyefendi, şimdi ben de dürtmeye başlarsam. Sen ne yapabilirsin? Alışkanlık olabilir ya. Şimdi ben de dürterim size. Yok mu size bir şey? Öyle bir alışkanlığınız yok mu sizin? Hasbinallah. Yok maşallah dedim. Öyle diyorsun. Rahatına bak. Bir şey bunda bir kötülük yok ki ya. Bunda bir şey yok yani. Gerçekten bir şey yok. Ama alışkanlık böyle yapıyor. Yani. Ama bu alışkanlık haline geliyor yani. Mesela bir kelime konuş ama böyle yapıyorum. Niye ama? Alışkanlık yani. Gerçekten yani. Ya kolumu çürüttün kolumu. Tutamıyorum kendim yani. Kolum çürüdü. Allah Allah. Kolumu çürüttün. Siz biraz böyle güne uzak durun. Yine gördüm. Recep Bey. Efendim. Sizin tam olarak neye tikiniz var? Yani ne olunca dürtme ihtiyacı hissediyorsunuz? Hayır, konuşunca alışkanlık oluyor yani. Hadi Zuhal Hanım'a da dürt göreyim. Dürt, dürtebiliyor musun bak? Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Siz gerçekten tikiniz mi var? Var efendim. Yalan be. Peki siz nasıl birisiyle konuşuyorsunuz normal hayatta? Ya çünkü şimdi... yani Allah korusun, hadi burada neyse de dışarıda bir tanesi bir tane çakar ne yapıyor? Hani yanlış anlar da ne yapıyor bilenler, bu adam? Bilenler bir iki sene yaptığını onu çekip gidiyorlar yani. Çekip gidiyorlar. Kimseyle diyalog kuramıyorsunuz siz aslında. Zor olsa gerek. Mutlaka. Peki bu evlendiğiniz zaman nasıl ama olacak? Ama şöyle yani birisi... Uyutmazsınız insanı. Yaklaştığı hafif... zaman yanıma yaklaştığı zaman oluyor bunlar yani. Ay uzaktan olmaz tabii canım. Uzaktan gidip de yetişebilirim de ona değil. Ama yanımda olduğu zaman kendiliğinden gidiyor yani. El gidiyor. Gidiyor. Evliyken ne yapıyordunuz siz? Hanım şikayetçi olmuyor mu? Morarmıştır yok, kolu. Yok. Alışmış artık. Yani. Alışmış. Evet. Bir tane kolluk takarsınız dizlik falan dirseklik. Nasır tutturmuştur bütün vücudunu dürterek. Artık bilemeyeceğim. Nasır tutmuştur i̇şte yani. İnsanların oluyor öyle. Ama gerçekten çok da gözleriniz var sizin. Şimdi Dürdane göz, bir daha söyler misiniz? Duyamadık. Yani gözleri gerçekten çok güzel gözleri değil var. Değil mi? Yani. Beyefendi bir dur. Defa siz... Paravan açıldığında elimi tuttunuz, beni kendinize çektiniz, yanaklarımdan öptünüz, o, ağzınız leş gibi lahmacun kokusu. O sevgiden geliyor ama, o sevgiden geliyor. Gerçekten ben sizi görür görmez yani... Pardon, ben sizi televizyonda izliyorum, hayır, çocuklarım hayır, izliyor beni orada. Şeyler. Ama... Yemiş olabilir, afiyet olsun da. Dikkat etmemiş kendisine beyefendi. Dişleriniz de dayanamadım, kusura bakmayın efendim, ben çocuklarım da istedi sizin özellikle anne adayı olarak. Evet. Ben, onlar için geldim ben buraya yani gerçekten. Çocuklarınız sizin evet, gibi. Şu anda istersen telefonda. Tiki var. O da öpücük sesini öpücüğe tiki var onun da. Ay. Bak yapmayın dur. Ne yapacaksınız iki tane tikli? Sizin iş zor. Zuhal Hanım.
konuştukça dürtecek, o bittikçe sen kötü olacaksın. Tiklerimizi tikletiriz. Zor. Nasıl, beğendiniz mi? Elektrik var mı? Yoğun bir elektrik olsa gerek. Alması lazım. Alması lazım. Zühal Hanım. Dürdan olması lazım. Evet. Benden almalı diyorsunuz. Gerçekten elektrik. Şu anda çocuklarım izliyor yani. Ne güzel. Biz sizi bekliyorlar şu anda. Telefon açıp görüşebilirsiniz. Selam söylüyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ olsun. Ne yapacağız Dürdan Hanım? Ama şu anda birlikte bizi bekliyorlar. Olabilir yani. Birlikte alıyorsun götürüyorsun. Ben evlenmeye geldim buraya ama. Herkesi evlendiriyorlarmış. Hemen evleniyorsun benimle. Niye olmasın? Sen dedikten sonra ben dedikten sonra niye olmasın? İşte onu yedirebilecek misin? Bu saatten sonra. Onca dürtmeden sonra. Bir şey saati olmaz. Oğlum çürü dayan. Bir şey olmaz oğlum. Bir şeyler yapmaz. Gece yatarken zaten ben bunu kapatıyorum. Elimi bağlıyorlar yani. Hayır, insan dürter de az şöyle biraz seviyeli dürter. Mesafeli yumuşak dürtebilirsin tamam, yani. Yavaş yavaş insan alışıyor gidiyor yani. Bir şey öyle bir dürttün ki. Şimdi dürtmelerin beni gerçekten olmaz yani. Bu dürtme olmasaydı ben düşünmedim. Ben sen hep dürte dürte nasırlaşıp bir şey olmaz onunla. Sana rahat olur. Acil hissetmeyiz. Evet. Peki Dürdane Hanımcığım. Zühal Hanım. Böyle. Dürtmeden aranıza birini koyarak ya da masa koyarak bir çay kahve ısmarlasak içer misiniz Recep Bey? Hiç cesaretim yok. Cesaretiniz yok. Cesaret edemem beyefendiyle. Artık burada dürtüyorsa dışarıda ne yapar ben bilemem. Evet. O zaman Recep Bey. Recep Bey. Uzak Bey. Hayır olur mu? Yok değil. Maalesef olmuyor bu iş öyle mi? Son kararınız mı Dürdane Hanım? Zühal Hanım mümkün değil. Mümkün değil dedi. Recep Bey konuştu. Recep Bey sakın bana dürtmeye kalkmayın. Bak düştüm geçen belediye otobüsünde. Ne sana yardımcı olayım seni kaldırırım. Kolum yardımcı. Ezik zaten. Vallahi kaldırırım seni. Peki. O zaman Recep Bey başka talipler aramak isterseniz daha sonra kriterlerinizi alırız. Fakat maalesef Dürdane Hanım'la olmadı bu iş. Olmaz, mümkün değil. Peki. Mümkün değil mi? Mümkün değil. Olmuyor, kabullenemiyor bu acı gerçeği Recep Bey. Çocuklarıma karşı bir şeyler konuşur musunuz kızlarıma? Çocuklarınıza mutlu günler, uzun ömürler diliyorum efendim. Teşekkür ediyorum. Buyursunlar, alırım sizleri şöyle.